Selam arkadaşlar, Kolyeri 35 isimli kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlerle Kolyeri'nin yavrularını ayıracağım. Bu geçen senenin Kolyeri'si ve bu yetişti, büyüdü, açtı, yaşlandı ve ben bunun bir ay öncesi falan, iki ay, belki de bir buçuk ay öncesi, tam hatırlamıyorum. Kestim, budadım ve alttaki rizomların ortaya çıkmasını bekledim. Ve rizomlarım çıktı, biraz büyüdü ve bunları sizinle ayırmak istiyorum. Sizin de elinizde varsa bu şekilde ayırabilirsiniz. Bakın, öldü diye sakın atmayın kolyeranızı. Bu şekilde tekrar birçok fideyle tekrar bize geri dönüyor. Şimdi ben bunu yavaşça boşaltayım. Şöyle yapayım ki zorlanmayayım çıkarırken. Çok güzel çiçekler verdi bana bu geçen sene. Bunun çiçekleri, ben videosunu çekemedim, daha o zaman video çekmiyordum arkadaşlar. O yüzden bunun videosu hiç yok elimizde. İnşallah seneye bol bol çekeriz. Bakın arkadaşlar, çok güzel. Şu şekilde şöyle şöyle yavrularını alacağım ve bunlar güzel bir birey olarak kendileri yetişecek artık. Şöyle şöyle koyayım. Çok güzeller. Bakın arkadaşlar. Bakın rizomları şu şekilde. Birçok yavrumuz oldu. Bunların birçoğu Ankara'ya gidecek arkadaşlar. Yeni evlerinde. Yeni sahiplerine bol bol çiçek açarlar inşallah. Şunu ellemeyeceğim. Ve bunun yediği de yok bende. Aslında hepsini almak istemiyorum. Bana da kalsın. Kaç tane yaptık acaba? Şunu da alayım. Şu küçükler bana yeter. Evet arkadaşlar, şimdi bunları küçük saksılarını dikelim. Güzel bir birey olup orada kendileri hayatını sürdürmeye devam etsinler artık. Arkadaşlar bu iki tane ama ben ikisini birden dikeceğim. Şöyle yapayım ki alan giden yeri sevinsin. İki tane diye. Toprağı fazla doldurmayalım. Şu şekilde. Şunun tatlılığına bakar mısınız arkadaşlar? Çok tatlı ya. Her şeyin küçüğü güzel oluyor. Rizom nedir diye merak edenler varsa, rizomlar bunlar arkadaşlar. Kolyeralar rizomdan çıkıyor. Dalından da tutuyor. Rizom dedikleri şey şu beyaz şey. Bunların çok fazla kökleri olmuyor arkadaşlar. Kılcal damar gibi şöyle şöyle. Şunlarla kök yapıp bunlarla gelişiyorlar. Şöyle yan yatırıyorum rizomunu. Şu şekilde dikiyorum. Bir tane çiçekten kaç tane çiçeğimiz oldu, gördünüz mü arkadaşlar? Nar gibi. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim. 1000 tane. Bakın çok da güzel köklenmeye başlamışlar. Köklenmişler hatta. Bunlar kendi başına bir birey artık.
Çok bastırmak da istemiyorum. Şu şekilde. Güzel karıştırmamışım. Toprağım çok güzel arkadaşlar. Toprağımı Bebek'ten alıyorum ben. İçinde her şey var. Sade toprak da alıyorum. Kendim de karıştırabiliyorum. Pervit var, vermikülüt var. Boza taşları var en küçüklerinden. Güzel bir toprak karışımı. Bakın arkadaşlar. Üst üstüne nasıl çıkmışlar. Şu şekilde. Bir sürü çiçeğimiz oldu. Yeni evlerinde sahipliğinde mutlu etsinler inşallah. Bendeki gibi güzel güzel açsınlar. Ay, toprak geldi üstüne. Evet arkadaşlar. Bakın bir tane kolyeri aldığınızda bir yıl sonra kaç tane kolyeriniz oluyor? Şöyle. Bakın çok güzel köklenmişler. Bunlar artık kendi başına büyüyecek kıvama geldiler. Viyollerimi alıyorum. Biraz büyüdükten sonra kendi saksılarını geçirsinler. Şimdilik bunlar bunu yeterli. Şunun güzelliğine bakın ya. Bayılıyorum bunları ben. Gerçi ben her çiçeği seviyorum. Her gördüğüm, aa ne kadar güzelmiş. Hani bu güzeldi diyorlar. Ama o da güzel diyorum. Yapamadım. Büyütemediğim tek çiçek sanırım şey, sukulent. Kaç tane fide çıktı arkadaşlar, gördünüz mü? Bayağı bir fideniz oldu. Evet arkadaşlar, şimdi ben bu büyüğü de dikeyim. Diğer yavruları artık kendim halledeyim. Arkadaşlar bu saksı çok büyük. Ben bunun dibini köpük koymamışım daha önce. Birazcık yükselteyim. Çünkü bunların çok fazla kökleri olmuyor. Hiç gerek yok. Bu kadar derin saksıya, büyük saksıya dikmeye. Sıkıntısı olduğu için işte elimize geleni dikmek zorunda kalıyoruz bazen. Şöyle biraz da yeni toprak katı karıştırayım ben bunun içine. Arkadaşlar bakar mısınız kökünü? Daha o kadar çok var ki bunun dibinde. Ama çok küçükler. O yüzden bunları almayacağım. Bunlar biraz daha yetişsinler. Büyüsünler. Ondan sonra alayım. Evet arkadaşlar. Şöyle fidelerimizi koyayım. Görelim fidelerimizi. Bakın ne kadar tatlı oldular. Bir sürü fidemiz oldu.
güle güle gitsinler evlerine inşallah. Şöyle can sularını da vereyim. Bunları sularken arkadaşlar yapraklarına dikkat edin. Su gelmesin pek. Su gelince kuruyor. Hele güneşte görürse o an gazel gibi kuruyorlar. Evet arkadaşlar, kanalıma buraya kadar izlediyseniz, abone hala abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız bir dahaki videolarımdan daha çabuk haberdar olup daha çabuk izleme şansına olur sizde de. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın, çiçekli kalın.